Merhaba, bu videoda ise AYT'nin geometri kısmını çözümleyeceğim. Yine bütün sınav ve cevap anahtarı, çözümler, açıklamalar kısmında var. 40 sorunun içerisinde dağıtılmış olan geometri sorularını ayıkladım. 14'ten hemen mevzuya başlıyorum. Diyor ki, birim karelere ayrılmış düzlemde ABCD karesi x eksenine göre yansıtılıp 2 birim sağa doğru öteleniyormuş. KLM üçgeni x eşittir 5 doğrusuna göre yansıması alınıp bir birim aşağıya doğru öteleniyormuş. Yani bir dönüşüm geometri sorusu şeklinde olmuş. Son durumda ise kesişim bölgesinin görüntüsü nedir diye soruyor. O zaman dönüşümümüze hemen bir başlayalım. C noktasının karşı taraftaki görüntüsü burada bir yerde olacaktır. D noktası burada bir yerde olacaktır. Yani karemiz şöyle bir şey olacaktır. Tamam. Şimdi diyor ki iki birim sağa doğru öteleyeceğiz bunu. Öteleyelim. Böyle bir şey olacaktır. Tamamdır. Şimdi ikinci şeklimiz bu. Üçgenimize geçelim. x eşittir 5 doğrusuna göre simetri diyor. x eşittir 5'i gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen burada bir yerde doğrumuzu çizelim. Buna göre simetrisini alacağız. O yüzden de üçgenimiz şöyle bir şey olacaktır. Dikkat et. Bak böyle bir şey oldu. Tamam. Şimdi bir de bunu aşağıya doğru öteleyeceğiz. Aşağıya doğru ötelediğimizde buralara bir yere gelecektir. Tekrar çizimliyorum. Tamam. Şimdi kesişimi gösterelim. Kesişim artık burası olması gerekiyor. Bu da Beşiktaş demektir. Tamamdır. Kaçmayacak sorulardan bir tanesiydi. Geç. Sıradaki sorumuz 15. Taban yarıçapı R. Yüksekliği H olan dik silindirin içerisinde taban yarıçapları R ve R bölü 2 olan yüksekliği de H bölü 2 olan içi suyla dolu bir kesik konu yerleştirilmiş. Küçük konu tabanından delindiğinde silindirin içerisindeki suyun yüksekliği ne olur diye soruyor. Buradan foşur foşur su akıyor. Şimdi sen de geliyorsun bunu nereye bağlıyorsun? Aynen tam yapıyorsun bunu değil mi? Bunu tamamlıyorsun. Bunu tamamladığın zaman buradaki yarıçapımız R'dir. Buradaki yarıçapımız R bölü 2'dir dersek yüksekliği de zaten H bölü 2'ymiş. Onu da söylemiş. Burası da H bölü 2 olacaktır. Burada bir orta taban meselesi olduğunu fark ediyorsun. Yani bunu devam ettirirsen aynı şekilde burası da H bölü 2 olacaktır. Artık soruya hacimsel anlamda şöyle bir benzerlik katabiliriz. Bunlar birbirine eşit ana doğrularımız. O yüzden şunu söyleyebilirsin. Buradaki hacime V dersek buradaki hacim 7 V olacaktır. Bunu unutma. V 7 V 19 V diye giden bir sistem. Şimdi koni ile silindir arasında nasıl bir bağıntı vardı? Silindir bölü 3 bize neyi veriyordu? Koniyi veriyordu. O yüzden de koninin toplam hacminin 8 oluşuyla beraber silindirin hacmi 24 V olacaktır dersin. Bu oran orantıyı artık yüksekliğe de uygulayabiliriz. Yani diyorsun ki H birim yükseklikte 24 V'lik silindirimiz varken artık buraya dolan sudan bahsediyoruz. X birim yükseklikte 7 V'lik suyumuz var ya onu dolduracağız. Ne yapacağız? İçler dışlar çarpım yapacağız. X de buradan 7H bölü 24 gelecektir diyebiliriz. Ceyhan doğru cevaptır. Tamamdır. Koni ile silindir arasındaki bu bağıntıyı sakın unutma. Geç. Sıradaki sorumuz 17. Diyor ki yukarıdaki şekilde yani yandaki şekilde Canmaz R1 yarıçaplı top yardımıyla R2 yarıçaplı topu A noktasından B noktasına AB boyunca hiç geri gitmeden taşımıştır. Yani bu buraya doğru dönmesi gerekiyor. Bunun buraya doğru dönebilmesi için bu ne yapıyor? Geriye doğru gidiyormuş. Neyse R1'imiz 2'ymiş. R2'miz de 6'ymış. Tamam. R2 yarıçaplı top 4 tur attığında R1 yarıçaplı top kaç tur atmıştır diye soruyor. Soruyu anladıysak sıkıntı yok. O zaman R2 yarıçaplı top 4 tur attıysa yarıçap çarpı 4 bize diğerinin yarıçap çarpı x'ini verecektir. Doğru cevap tabii ki Beşiktaş'tır. Tamamdır. Sıkıntı yok. Geç. Sıradaki sorumuz 22. Diyor ki şekildeki gönye biçimindeki bir dik üçgen verilmiştir. Gönyenin iç bölgesindeki üçgenle dış bölgesindeki üçgen birbirine benzerdir. Çok güzel. Dış bölgesindeki üçgenin dik kenarları 9-12'ymiş. Yani 9, 12, 15 hemen yapıştırabiliriz buraya tabii ki. İç ve dış bölgedeki iki üçgenin karşılıklı iki kenarına olan uzaklıkları sabit ve 1 bölü 2'ymiş. Yani neresi? Burası aynı şekilde 1 bölü 2, burası 1 bölü 2, burası 1 bölü 2, burası, burası ve burası. Her taraf burada nedir? 1 bölü 2'dir. Tamam, diklerimizi buraya yapıştıralım. Bize buna göre gönyenin iç bölgesindeki üçgenin çevresinin uzunluğu nedir diye soruyor. Buraya da gelelim. 1 bölü 2'leri yapıştıralım. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Aynı şekilde 1 bölü 2
1 bölü 2, 1 bölü 2. Tamam. Şimdi değerli ayrıntı şu. Geliyorsun burada açıortayları da kullanıyorsun. Açıortaylar. Değil mi? Buralar deltoid olacaktır. Bunun şimdi özelliğini fark edeceğiz. Deltoidleri burada kullandığımız için. Diyeceğim ki burası zaten 1 bölü 2. Bu benzerlik 9, 12, 15 üçgeninde 3, 4, 5 değil midir? Evet. O zaman buraya 3K desek, buraya 4K desek, burası da 5K olacaktır deriz. Buradaki 4K'yı buraya aldım. Doğal olarak 12'den artık 4K ve 1 bölü 2'yi çıkartıyorum. Yani buradaki uzunlukta buradaki uzunluk birbirine eşit olacaktır. Gidiyorum buraya. 12 eksi 4K artı 1 bölü 2 yaptım. Tamam, fark ettin değil mi bunu? Şimdi 9'da aynı işlemi yapıyorum. Burası 1 bölü 2 zaten. Burası da 3K yaptı. O zaman buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit olacaktır. Ve diyorum ki burası da 9 eksi 3K artı 1 bölü 2 yapacaktır. Çok güzel. Ve buradaki uzunluğumuz da zaten nedir? 5K'dır. O zaman bunların hepsini bir toparlarız. 15 eşittir diyorum. 15 eşittir. 9, 12 toplamda 21 yaptı. Eksi buradan 3K geldi. Buradan eksi 4K geldi. Eksi 7K. 5K da burada. Eksi 2K yaptı. Tamam. Bir de bunlar artı artı eksi oldu. O zaman burası da eksi 1 yaptı. O zaman burası 20 yaptı. Attık bunu karşıya. 2K'nın buradan 5 olduğunu söyledik. Bize çevresini soruyordu buradan. 3K, 4K, 5K. Bunun da zaten 12K olduğunu söylersen eğer 30 doğru cevaptır. Tamamdır. Dikkatli ve pratik olursan gayet kolay bir soruydu. Geç. Sıradaki sorumuz 25 ve bilgi kukan bir soru. Merkezlikler. Diyor ki ABC noktalarında düz bir ovada aralarında uzaklıkları farklı olacak şekilde 3 kişi durmaktadır. Çok güzel. Bu 3 kişiye de eşit uzaklıkta bulunan noktanın yerini bulmak için. Bak altını çiziyorum, üstünü boyuyorum. 3 kişiye de eşit uzaklıkta diyor. Eşit uzaklık dediği şey nedir? Öyle bir nokta var. Buna eşit uzaklık, buna eşit uzaklık ve buna eşit uzaklık da olacakmış bu nokta. Evet, sen de bunu hatırlıyorsun değil mi bir yerlerden? Bir tanım gelsin. Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesi bize neyi veriyordu? Bir çemberi veriyordu. Çember. O zaman burada bir çemberden bahsedilebilir. Burası merkez olacak şekilde. Tamam. Şimdi dikkatlice inceleyelim. ABC üçgeninin açıortaylarının kesim noktasıdır. Bilemem. ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Ağırlık merkezi diyemem. ABC üçgeninin işleyiş çemberinin merkezidir. İç açı ortayların kesim noktasıdır. Bilmiyorum. ABC üçgeninin kenar ortadikmelerinin kesim noktası bize çevrel çemberin merkezini verir. Yani yalnız 4 doğru cevaptır. Eğer bu ABC üçgeni eşkenar üçgen olsaydı bunların tabii ki hepsi de doğru olacaktı diyebilirdik. Ama burada uzaklıkları farklı olacak diyor. Dolayısıyla bu bir eşkenar üçgen değil. O zaman bunların hepsi yanlış olacaktır. Tamamdır. Geç. 27. soruda ise yukarıda eş karelerden oluşan yüzeyin üzerine bir x, o, y koordinat düzlemi yerleştiriliyormuş. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Bu koordinat düzlemi ile ilgili şunlar da biliniyormuş. X ve y kareleri eş karelerin kenarları üzerinde değildir. Yani kenarları üzerinde değilmiş. Tamam. ABC noktaların koordinatları sırasıyla 1'e 1, eksi 2'ye 1, eksi 1'e eksi 2 şeklinde verilmiş. Buna göre D noktasının koordinatları nedir diye soruyor buradaki noktamız. Dikkatinizi çeken ayrıntı şu olması lazım. Bak buradaki ordinat ile buradaki ordinat aynı. Demek ki y eşittir bir doğrusu üzerinde bulunuyormuş AB. O yüzden şöyle söyleyebilirsin. İşte bu noktalardan geçen doğrumuz y eşittir bir doğrusudur diyebilirsin. Demek ki x ekseninde buna paralel olacaktır. Yani y ekseni tabii ki buna dik olması gerekiyor. Böyle bir şey. Şimdi diğerini inceleyelim. Eksi 1'e eksi 2 diyor. O zaman burada da y'ler arasındaki farka bakarız. Bak eksi 2. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 yaptı. Bunu fark ettin değil mi? Eksi 2 olacakmış buradaki eksenimiz. O yüzden de geliyorum y eksenini şuralarda bir yerde diyorum. X ekseni de böyle bir şey olur diyorum. Bak bu x ekseni yaptı. Geliyorum buraya x diyorum. Y eksenini şimdi tasarlayacağız. A noktasının burasının bir birim olduğunu söylüyor. O zaman B noktasında burada eksi 2 olduğunu söylüyorsa demek ki y eksenimiz de böyle bir şey olacaktır diyebiliriz. Bak burası orijinmiş. Burası orijin yaptı. Tamam, şimdi o zaman
geri kalan işlemi yapabiliriz. D noktası için geliyorsun buraya çekiyorsun. Artık burası eksi 1 yaptı. Geliyorsun bunu da buraya çekiyorsun. O zaman burası da 2 yaptı. Apsisimiz 2, ordinatımız eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla Denizli doğru cevaptır. Tamamdır. Ve sıradaki sorumuz 28 bir trigonometrik denklemimiz var. 0 ile 2 pi arasında bulunan x için 4 bölü sin x eksi 2 sin x eşittir 5 tane cot x yapmış. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı nedir diye soruyor bize. Bir kere şu cot'u cos bölü sin diye yazalım. Tamam. Denklemimiz artık sin doldu. Gidiyorum bu denklemi bir kere de sinle çarpıyorum. Çarptığın zaman dikkat et birincisinden zaten bir sin gitti. 4 eksi 2 tane sin kare x eşittir. 5 tane bu da gitti çarpınca. 5 tane cos x yaptı. Tamam çok güzel. Şimdi bu sin kare x ile ilgili bir şey biliyorsun zaten değil mi? Sin kare artı cos kare eşittir 1. O zaman sin kare dediğimiz şey nedir? 1 eksi cos karedir. Şimdi bu ifadeyi gelin burada yerine yazayım. Tabii ki eksi 2 ile çarparım. O zaman 2t kare eksi 5t artı 2 eşittir 0 olacaktır. Şimdi çarpanlarını ayıralım. Burada 2t olsun, burada t olsun. Burada eksi 1 olsun, burada eksi 2 olsun. İçler dışlar çarpımı 2t eksi 1 çarpı t eksi 2 eşittir 0 yaptı. T'miz buradan bir 1 bölü 2 geldi. Bir de t'miz 2 geldi ki kosinüsün değeri tabii ki birden büyük olamaz. Bu gitti. O zaman 1 bölü 2 kullanacağız. Cos x eşittir 1 bölü 2. Tamam. E bunu da tanıyorsun zaten. X'in buradan 60 derece olduğunu söyleyebilirsin. 0 ile 2 pi arasındaydı. O zaman bu x1 olsun. x2 de ne olacaktır? 300 derece olması gerekiyor. Ki zaten x'in toplamı da yine 2 pi olacaktır deyip edeni işaretleyebilirsin. Tamamdır. Geç. 29. soruda ise katlanmış bir çember çıkıyor karşımıza ve çok çok klasik bir sorudur. Kare doğrusu boyunca katlanan çember P noktası ile O merkezine çakışıyormuş. Yukarıdaki verilenlere göre kol açısı kaç derecedir diye soruyor. Buradaki açıyı soruyor bize. P'den O'ya katlandığı için dikkat et. Zaten bu artık kiriş tabii ki bir kere paralel olacaktır. Düzgün bir şekilde katlanmış dik olduğu için. Bunu da artık buradaki dik üçgene bağlarsak şunu söyleyebiliriz bak. Bunlar birbirine eşittir. Buraya R dersek, buraya R dersek 2R olan bu uzunluğumuzla beraber 30, 60, 90 üçgeni çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. O yüzden buradaki açımız 60'tır dersin. Bu 60'tan bir de diğer tarafta var dersin. Buraya çektiğimiz zaman burası da 60'tır dersin. Toplamda 120 tabii ki doğru cevaptır. Denizli'de mevcut. Kek. Ve geldik 30. sorumuza. Diyor ki koordinat sistemine yerleştirilmiş bu altıgen A noktası eksi 1'e 0 olacak üzere DE kenarı x ekseni üzerine geldiğinde A noktasının yeni koordinatı ne olur diye soruyor. Biz de teker teker bunları göndermeye çalışalım. B noktası döner burada bir yere gelir. A kenarı etrafında durduğu için. B'den sonra ne olacaktır? C gelecektir. Bunu böyle uzatıyorum. C'den sonra tabii ki buraya D gelecektir. Sonra E gelecektir. Tamam buraya kadar yeterliymiş. DE kenarı artık zemine oturmuştur deriz. Şimdi altıgeni çizeyim. Evet böyle bir şey olsun. Harflendirmesini yapalım. Burası A olur. B, C, D, E, F. Tamam. Bizim aradığımız nokta bu. Şimdi gelelim bunu bir değerlendirelim. Burası 1'di. Burası o zaman 2 yapacaktır ki bir kenarımız. Burası da zaten 1 yapacaktır. Burası 2 yaptı, 2 yaptı, 2 yaptı. Toplamda buradan buraya kadar 7 birim yaptı. Burası 2, burası 2 iken artık köşegen uzunluğumuz AE için ne olacaktır? 2 kök 3 olacaktır. Evet, o zaman A noktasının koordinatları için apsisimiz 7, ordinatımız da 2 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla Beşiktaş doğru cevaptır. Tamamdır. Sıradaki sorumuz 33 ve diyor ki uzun kenarı kısa kenarının iki katı ve çevresi 6 birim olan eş dikdörtgenler şekilde gibi sıralanmış. 10. şekil çizildiğinde çevresi ne olur diye soruyor. 1'e 2 muhabbeti yapacağız burada tabii ki. Çevresi için burası 1 birim, burası 2 birim, 1 birim, 2 birim oluyormuş. Ve bize 10 tane şekil çizildiğinde diyor 1, 2, 3, 4. Mesela bunları devam ettirebiliriz. Bir tanesi şöyle bir şey olsun. Tamam. Şimdi bunları bir yazalım. 1'e 2 muhabbeti vardı zaten. 1 birim, 2 birim, 1 birim, 1 birim, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Toplamda buradan 3 birim buraya. 3, 6, 9, 12, 15 yaptı.
Yani alt taraf 15 yaptı. Artı, şimdi ikileri sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan da 12 yaptı. Artı birleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de buraya geldi. Toplamda ne yaptı? 42 doğru cevaptır. Tamamdır. Ve geldik son soruya. Diyor ki genişlikleri 2 metre ve 3 metre olan dikdörtgenler şeklindeki iki koridorun modellenmesi yukarıda verilmiştir. Yani burada AB çubuğu C noktasından koridora teğet etmiş. Çubuğun koridorla yaptığı açı alfa kadarmış. Çubuğun uzunluğu nedir diye soruyor. Çubuğun uzunluğu. Buraya x diyelim mesela, buraya da y diyelim. Şimdi kullanacağımız elemanlar belli zaten. A'dan gidiyorum. Dikimi atıyorum. Burası 2'dir diyorum. C'den gidiyorum, aşağıya doğru dikimi atıyorum. Burası da 3'tür diyorum. Şimdi bu alfayı tabii ki bir de Z yapıp buraya taşımam gerekiyor. Burası da alfa yaptı. Şimdi iki tane trigonometrik fonksiyon kullanacağım. Çünkü göz korkutucu bir şekilde şıklarımız mevcut. Kosinüs alfa yapıyorum birincisinden. Kosinüs alfa neye eşit? 2 bölü x'e eşit. İkincisinde sinüs alfa neye eşit? Sinüs alfa da 3 bölü y'ye eşit. Benim aradığım şey çubuğun uzunluğuydu ya, x artı y idi. Buradan x'imiz 2 bölü cos alfa gelecektir. Artı buradan da y'miz 3 bölü sin alfa gelecektir. Bunu sinle, bunu da cosla genişletirsek bu iş olacaktır. 2 sin artı 3 cos bölü sin çarpı cos. Sin çarpı cos tabii ki öyle şıklarda bulunmadığı için her tarafı burayı 2 ile, yine üst tarafı da 2 ile çarparak bunu düzenleyebilirsin. Buradan ne geldi? 4 tane sin geldi artı 6 tane kos geldi bölü artık 2 sin kos da biliyorsun sinüs 2x yapacaktır. Dolayısıyla Beşiktaş doğru cevaptır. Tamamdır. Bunu da alfa değil. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede görüşürüz. İyi çalışmalar.